بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان، أساسي موضوعنا صحبتك وتشتان عالدن bugungi kunimizda dolzarb bo'lgan ba'zi bir masalalar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tishga ijozat bergaysiz. Odatdagidek Ramazon sharif oxirlab kelayotganligi sababli odamlarning ichida turli mishmish, har xil gaplar ko'payib, ixtilof chiqishiga sabab bo'ladigan holatlar yuzaga chiqishni boshladi. Bu asosan dini ta'lim ko'rmagan odamlarni dini ishga aralashishi oqibatida bo'ladigan narsa. Biz bu yilgi ruhiy tarbiya bobidagi suhbatlarimizda til ofatlaridan biri, boshqa kulpa tushiradigan katta musibatlardan biri dini ta'lim ko'rmagan, tahsil ko'rib shahodati ijozati bo'lmagan odamlarni diniy gaplarga aralashish ekanligini batafsil tushuntirib o'tdik. Ana shu holat har yili Ramazonda bo'ladi. Ramazonni boshlanishi munosabati bilan bir, tugashi munosabati bilan bir. Falon yerda ro'za tutdi, bizdan nimaga tutmadi? Falon yerda bugun hayit, biz ro'za tutsak harom bo'ladi. Oshunga o'xshagan gaplar. Ana shu gapni chiqarayotganlarni birortasi tahsil ko'rmagan. Bu masalani o'rganmagan. Umuman o'zini xayoliga kelgan gapni ko'proq boshqa bir yurtlarda bo'lganida o'shanga ergashishimiz kerak edi degan o'zini xayolini haqiqatga aylantirib gapiradi. Bu masalada, ya'niki Ramazon oyining boshlanishi va tugashi, hayit kunini qachon bo'lishini belgilash munosabati bilan ulamolarimiz, mujtahidlarimiz kerakli ishni ilmiy asosda qilishib qo'ygan. O'rtaga savol tashlangan. Bir o'lkani musulmonlari Ramazonning yangi oyi hilolini ko'rsa, boshqa o'lkadagilarga ham ro'za tutish vojib bo'ladimi yo'qmi? Savol. Ko'pchilik ulamolar aytganki, har o'lka o'zi ko'radi, o'zi tayin qiladi degan. Mana shu gapga amal qilinib kelgan va qilinmoqda. Bu yangi chiqib qolgan narsa emas. Sahobalarni vaqtida ham bo'lgan. Sahobalarni vaqtida birov Shomi Sharifdan safar qilib Hijozga Makka-i Mukarramaga kelib, Hazrati Abdulloh ibn Abbosga uchragan ekan. Ramazon ekan. Bu yoqda qachon boshladinglar Ramazonni desa, falon kuni deb kunini aytgan. Hazrati ibn Abbos aytganlarki, biz bugun keyin boshladik deganlar. Nimaga unaqa qildinglar? Noto'g'ri bo'libdi-ku, biz Makkada turib, tutgan kunda nimalarsini tutmaysizlar degan gapni aytmaganlar. Axborot tariqasida biz bir kun keyin tutdik deb qo'yganlar. Tamam, başka gerek yok. Demek, hemme ülke, Müslümanları, özleri ay körüp, ayını anırlar, rozanın tutuş gününü, hayit gününü belirleyin. Ay körüp de gelmez, bana hazır biz hayit kaçan oruçları kurmak için. Ramazan-ı Şerif'ni 29. günü keçki payı, quyosh botayotganda o'sha quyosh botgan tarafga chiqib qarab tursa, quyosh botishi bilan oy yangi bo'ladigan bo'lsa, oy ko'rinadi hilol. Azgina ko'rinadi. Ha, demak ertaga hayit ekan deb e'lon qilinadi. Ko'rinmasa, 30 kun tutib indinga hayit deyiladi. Mana shu narsa hamma yerda bor. Ana shuni demak, har o'rkani musulmonlari o'zlarini rahbarlari boshchiligida alohida shuni qilishadi. Bu yil misol uchun shundoq bo'ldi.
Saudiya, Kuveyt, Arab Amirlikleri, Yemen, Falestin, Irak, kabi 7-8 davlat bir kun oldin chiqdi. 52 yaqin musulmon davlat bir kun keyin kelib chiqdi. Lekin oy davomida biz noto'g'rilik deb yurish boramiz. Ha, Saudiya bir kun oldin chiqdi. Gap Saudiyaning tutishida emas. Yoki boshqaning tutishida emas. Shariatning hukmi bor. Ular ko'ribdi, tutibdi. Ko'rmaganlar tutmadi. Bitta bizmas. Yana demak 8-ta davlat bo'lsa 42-ta davlat keyin chiqqan. Endi bugun kelib qaydni belgilashda men bugun ertalab turdim Islom onlaynda katta maqola chiqdi. Hamma falakiyot olimlari musulmon olimi bo'yicha bir kun tutganlar noto'g'ri qildi deyapti. Hozir oyni hisobi turibdi, daqiqasi soniyasiga aniq, shanba kuni ham ko'rinmaydi, yakshanba kuni ham ko'rinmaydi. Dushanba kuni ko'rinadi deb aytishyapti. Shuni aytishyapti, taxmin bu. Lekin baribir 29 kun ko'riladi, shunga qarab ko'rinadi. Endi hozir Saudiya bir kun oldin tutib olgan, unga qo'shilganlar bir kun oldin tutgan. Ularniki hech vaqtda 31 kun bo'lmaydi. Mumkin emas. Mana bu nimani tushunish kerak. Tushunish kerak. Har bir bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapirolmaslik kerak. Bugun mana eshitgan gaplardan shu yoqqa kelib yo'lda eshitib kelyapti. Ba'zi bir odamlar bugun Laylatul Qodir. Chunki Saudiya bir kun oldin boshlagan o'shlarnikida to'g'ri bugun Laylatul Qodir bo'ladi, ertaga noto'g'ri. Ular hayitgan kuni ro'za tutish bizga harom. To'g'ri, hayit kuni ro'za tutish harom degan hukm bor. Lekin birovni yurtidagi hayit emas, o'zini yurtidagi hayit. Dunyoning bir burchida birov boshqa hisob bilan bir kun oldin tutib olib hayit qilsa, bu burchidagi musulmonga harom bo'lib qolmaydi. Har kim o'zini yurtidagi hisob bilan tutadi, boshlaydi, tugatadi. Hozir Saudiyaga kelib bizda yurgan bo'lsa, biz bilan birga hayit qilishadi, u yoq bilan emas. O'zi bir kun oldin yo'lga tutib kelgan. Lekin bu yerda yana bir kun kech qolib, 31 kun ro'za tutib, biz bilan hayit qiladi, shariat hukmi shu. Hozir mana bularga ketayotganlardan ko'plari tanishlar kelib, biz nima qilamiz deb aytdi. O'sha yerda nima uchun shuni qilasizlar deyapmiz. Chunki shariat hukmi shu. O'sha yerda nima bo'lsa shuni qilinglar. Qachon hayit bo'lsa, sizlarda ham hayit. Boshqa o'zgarish yo'q. Endi ba'zi bir birodarlarimiz bor, o'zimizni gapini, bizni ulamolarni gapi gapirib o'tmaydi. Albatta Saudiyadan gap kelishi kerak. Boshqalarni qabul qilishmaydi. Bir vaqtlar 2-3 kishi ziyoratga kelishib kirib o'tirib, ixtiloflar haqida degan kitob uchun tashakkur aytgani keldik. Rahmat, salom bo'linglar. Va ko'p narsalarni tushunmay yurardik, tushundik, bundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi deb shu tashakkur so'zlari. Men aytdim, rahmat, shunchalik tushunibsizlar. Men bo'lsam, men shundan odamlarga tushuntirish masalalarini desam, ta'sir tushunmaydiganlarim bor ekan. Nima bo'ldi? O'sha kitobni o'qib, tahlil qilganimizdan keyin ko'tarib, o'shimizni boshimizni aylantirgan og'ayimizni oldiga bordik. O'tirib, og'ayim, bu hanafiylarni birorta gapini dalili yo'q deding, hammasi dalildir ekan. Mana turibdi-yu, hadislar bor ekan, oyatlar bor ekan. Desak, ha, falonchi deganda qo'shib, boshqa yerga gapni bo'lyapti. Ya'ni bu oyatlar, bu hadislar o'zimizdan chiqqani uchun kuchi yo'qmiş. Boshqalar boshqacha aytarmish. Shunda dedi, menga qarab to'xtadim. Hozir u tinglayotgan ovozni eshitib bo'lmaydi, muzika eshitmaysan. Avval biz bilan qo'shilib eshitarding. O'shanda ham chetdikini eshitarding, ha? Hozir ham o'sha darding qolmoqda dedim. O'shanaqa dardi borlar bor. O'shanaqa dardi borlarga gap shuki, mana shu tortishuvlarda Saudiyadagi hay'ati kibarul ulamoni, ya'ni katta ulamolar hay'atining a'zosi Abdulloh Mani' bayonot berdi.
Sizlarniki noto'g'ri, bizniki to'g'ri demadi. Bizdagi hisobga ko'ra, o'tgan kuni bundan daqiqa soniyada oy ko'rinadi degan taxmin bor. Lekin biz 30 kundan ortiq tutolmaymiz deyapti. Bugun ertalab NBC televizorida yana saudiyalik ulamolardan Salman Avda bayonot berdi. Har ko'rka o'zinikini qiladi dedi. Har ko'rka o'zini ko'rgani hisobi bilan qiladi. Hech kim birovni majburlashga haqqi yo'q. To'g'ri dedi, agar bir joyini, xususan Makka-i Mukarramani birlashtiruvchi ramz qilib shu yerda boshlab, shu yerda tugatsak, orzumiz bu. Orzumiz bu. Lekin bugungi kunda unaqa ittifoq yo'q. Musulmon ummatining bu qarori yo'q. Shuning uchun hech kimni majbur qilolmaydi. Har bir qadam o'zlarining ulamolari shariat bo'yicha ayrilashadi, shu bilan bo'ladi. Deyishlar. Endi bugungi gap. Hozir bu yerga kelib o'tirsam, davom aytadiganlar ta'sirlarini bayonot bermadingizmi? Yo'q, nima bayonot? Hayit kunini aytibsiz ekan. Aytganmi? Chirchadan telefon qilishibdi. Man o'z qadriga chiqib, falonchi kuni hayit bo'ladi deb e'lon qilgan. Man hali unaqa darajada jahil bo'lganim yo'q. Bir hafta oldin aytib qolgan kuni bo'ladi, tayinlashga mani qudratim yetmaydi, imkonim ham yo'q. Mandan boshqa ham buni qilolmaydi. Bu o'ta jahillik. Yolg'on gapni tarqatish bir gunoh. Undan keyin bu manga tuhmat ikkinchi gunoh. Undan keyin manga haqorat uchinchi gunoh. Bunaqa gaplarni aytmaslik kerak. Bir yilda shunaqa bo'ldi, hayit ikki kun, ya'ni bir kun farq bo'ldi. Bir yerda bir janjal bo'ldi. Janjal qilganlarni nimasi? Mani aytib qolanchi aytdi. Birga edik, og'zini ochib olib, odamlarni yutib chiqdi. Xuddi o'sha kuni boshqa bir yerda mani ochmaganimni aytib, bittasi yo'q edi. Ya'ni bir kunda mani ham ochganimga dalil bo'ldi, ham ochmaganimga dalil bo'ldi. O'zi Toshkentda yo'qman. Bu odam qo'rqish kerak. Shariatda hukmi turgandan keyin, bayonot turgandan keyin shunga o'qib o'rganib, bilmasa bilganlardan so'rasin. Bilmaganlar, bilmaganlar gapirmasin, yolg'on gapni tarqatmasin. Hali demak bo'lgan bo'lgani yo'q. To'g'ri, manga kecha shu ishni boshida turganlar murojaat qilishdi, tafsir qanaqa qilib belgilaymiz, nima qilamiz deb. Man shariat hukmini aytdim. Mana shunda qilsak yaxshi bo'ladi dedim. Xo'p deyishdi. Mana asosanlar aytadilar, bugun imomlarning majlisida 22 kun kechqurun aniq bo'ladi deyilibdi. Demak, o'sha ro'yat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Juda xursandchilik gap, shariatga amal bo'ldi. Kecha iftorda o'zbekistonlarimizdan so'rashdi, keyin telefon qilib so'rashdi. Yo'lda ketayotganimizda nima qilaylik tasirdi. Man bilganim, tushunganim aytdim. Alhamdulillah yaxshilikka bo'ldi. Bu yoqda majlis qilib, imomlarga shariatda nimasini aytib tursa, birov telefon qilib, falonchi radioda bayonot beribdi, hayit bo'lgan shuniki deyishi bu mutlaqo noto'g'ri gapar. Shuningdek, Laylatul Qadr. Bugun bir ko'p odamlar bugun bo'ladi Laylatul Qadr, chunki Saudiyada bugun. Ertaga bo'lmaydi deb odamlar boshlaydi. Haligi umumiy gap. Undan keyin birodarlar Laylatul Qadr o'zi sahri Ramazonni hammasi Laylatul Qadr. Laylatul Qadrni asl topaman degan odam shu Ramazonni hammasida izlashi kerak. Keyinroq ko'proq rivoyatlar oxirgi 10 kunni kechalariga aytilgan. Undan tolroq 10 kunni tog' kechalariga aytilgan. Undan borib-borib shu 27-chi kecha aytilgan rojihroq deyilgan. Lekin ilojini borishi bugun ham, ertaga ham, indiga ham, undan keyin ham Laylatul Qadrni umidida bedor bo'lib ibodat qilish kerak, biri bo'lmasa biri inshaalloh bo'lib qoladi. Lekin odamlarni boshini aylantirib, biziki to'g'ri chunki falonchiga ergashdik, sanaqa noto'g'ri chunki o'zimizga ergashyapsan degan gaplarni gapirmaslik kerak. Mana shu demak gaplarni man aytib qo'yishni lozim topdim, chunki shov-shuv
bu mənim gəl əsasız demək ixtilaflarını tərqətçikə heç yol qoymasıydınız gəlir. Allah subhanahu wa ta'ala yaratan ibadətlərimizini dərqalı da qabul eləyən olsun. Əndə əsası sohbətimizgə otarız ve izabət edəsələr. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ce'altahu sehlen ve in şehte ce'altan hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahmin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz ve muhterem dindarlarımız, Ramazan-ı Şerif ayı devam eder. Alıp bariyatkenimiz, ruhi terbiye, kalp pakliği, ahlak, sayfalı mazusluğu sohbetlerimizle devam ettiremiz. Hazırlı sohbetlerimizde mumun Müslüman insanını kalbiye hılap bulgen dertler, marazlar, hastalıklardan ularını tanıp, ulardan kurtuluş manaları doğrusunda sohbet ediyoruz. İki gün aldın küfür ve nifak doğrusunda sözleştik. Gece şirk doğrusunda sözleştik. Bugün fasıklık doğrusunda koldan gelince Allah Teala'nın gözünden yardım soran halimizde sohbet yürütemiz. Fasıklık, mu'min Müslüman adam kalbini ondan paklaşı lazım mu'lağı bulgen yaman dertlerden böyle hesaplanır. Mu'minlikte mutlaka doğru kelimeyle gelmezse. Fasıklık ne olur? Ne mani biz fasıklıkla ateyiz? Arap dilinde fısk sözü yaman manada bir nesneni yorup çıkışa eder. Danakını demek koyup koysa, şu danakının içindeki mağızı yorup, danakını yorup çıkıp gitse, ana şunu fasık haline araktırır. Şer'i istilafta fısk, fasıklık, Allah subhanahu wa ta'ala mu'min Müslümanlarga koygan çekereni yorup çıkıp, dinge hılap çıkışa eder. Allah Teala bana şu çekereler var. Bunu kıma, bunu kıma, bunu kıma de koyduğun çekereler koyduğun. Bırak şu çekereden çıktı. Kıma degen, Allah kıma degen mesela kıldı. Günah işini sağlık etti. Bu fasık oldu. Fasıklar köprak günahı kendilerini kıyan kişiler kısaplanırdı. Ve sarıyla eskine günahlarını bardağınlık bırakırız. Bu kiçkine günah, kattemez, belki de aynı kuralı için. Berdavan kuralı olursa, o hem katta günahı elen getirdik, kiçki günahını yıkılıyor, onu egesi hem fasık olur. Fasıklık, cüda ağır günah, yani ki günahı kabire saklanadı. Bu nesle, eğer devam ete olursa, küfürge alıp barışı, hakikat. Küfürge alıp barışı hakikat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizlerin meşhur hadisleri de Sibâdül Müslimun Fiskun ve Kitâdülü Küfrün degenler. Müslümanını sokmak fasıklıktır. O bilen kitab uruş kılmak kafirliktir degenler. İkide adam birbirine bilen çıkışmaya kalsa Allah sökşerdi. Biri bir sökerdi, onun üstüne ikincisi kaytaradı, yine ağzını götürerdi, ziyade böyle doğru bağırıp bağırıp ağzıya tüçü yetmeye falan da uğruşu ötüşerdi. Kutlu şununla bir günahını, fısk günahını kılardı, iki madde kılardı, üç madde kılardı, kökte yerdi, kökte yerdi, küfür gitmiyor falan. Yani her iste fısktan başlar, küfürle tüleyerdi. Kutlu şununla günahlarını tek dörtmezler. Hicalat olmazdan, burnu yaparsa kohlenince de yap etibar vermezden kılavuruş,
fasıklık ve o ahir amal kafirlikke yetkizer edilir. Allah özü saklasın. Kur'an-ı Kerim'de hem anasım alık var. Şunu anlatana etken ağzı bilir mi şeytan özüm şimdi anlatan. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ Mumun bugün adam fasık program ile beraber buladı mı? Yok, beraber bu değil. Şu yerde imanını anlatalım, küfür gel. Yerde fıskını imanı tezkeresi bir yerde. İmanını mukavvalıya fasıklıkla koyardı. Demek bu kafir gidiyor. Ve hakikaten ayetin devamında mumunlar cennete girişi, fasıklar dozakta kırık ameliyat kalışa girdiler. Allah uzun saklasın. Ana şu itibardan fıskıdan nihayette ihtiyat buluş gerek. Ruhi terbiye ustazlarımız etkiler ki fısk esasen Allah men kıyam nesilerini kılıç arkayı sabır edilir. Allah ne yapıyordu? Kımar edilir. Şunu kısa fasıklıyla esası terbiye şu. Bunlarsa demek cüde kentte zararlı inerse, ne fakat fasıklı uzuge, belki ailesige, mahalle köyüge, cemiyetige, hem mege zarar. Çünkü bunu kılıp yürüyen günah işleri, fasıklıge, kılayetken fıskıdan hıcalar bulmazlıge, aşkara olup yürüyüşü hem nasıl başkalarını hem anayışı fasıklıge çarp edin. Namune bulan. Halkını, yerini, yurdunu, başıge, bana afatlar gelişige, sebep olur. Ahlaksız dinini takkalışıge, günahlarını tartalmaya kalışıge, başında oluşturan çok bana afatlarla, aynen şu fasıklar sebep olurlar. Şunun için fasıklarını fakat ahirette cezası bilen, dozakta şu, dozakta kıydanı şu, onu azalı kuvvetleri bilen çekerlerini kalmasın, bu dünyada ya, Şeriat-ı İslamiye'de fasıklarla alakalı cezalar görülüyor. Misal için, ötken gıybet devletlenmiş mevzuda yapılıp ötük. Gıybet tamam, günah-ı kabire, mumun Müslümanın arkasından yapılıp olmayıdı. İlla fasık olsa yapılsa bu. Çünkü bu fasıklı gıybetten köre kapten kadar. O şeyde bize ettik. Gıybet haram, günah-ı kabire mutlaka mümkünmez. İlla bundan katta zarar getirilen narsa olsa icazet verirler dedik. Yani fasıklık, gıybetten sonra katta zararı bulunduğu için fasıklığını aşkarla kılıyorken mücahit fasıklarını adamlarla eğitip ayıbını açıp şermanda kılıçla şeriat olsun dedi. اُذْكُرُ الْفَاسِقَ بِمَا ف۪يهِ لِيَحْذَرَهُمْ نَيْسُ Fasıklı, o şimdiden nasip olsa aykırlar. Adamlar ondan hasip olsunlar. Adamın kamasından oluyor. Şimdi şeriat boyunca, fasık adamın duahlığı kabul olmayı. Mahkemede var, ben duahlanıyorsa sen fasıklar şirket çıkıyor. Bu dediğinin cemiyette yarın kalan. Bir ciddiyse de Muhammed Müslümanların muamelelerine mahkeme işlerine anlaşamayın. Hayır, evlata siz çıkıp durun, siz caiz nasıl buraya değil. Adaletlik, fısıktan hali olan Müslümanı çakırıp bundan bu vakti sorulur. Şunindek, fasık adam denen ulamalar, hususen Hanbali mezhebinin adamları, nikahda valip olabilir. Nikahda turmuşa çıkayarken kızlarla egelik kılamıyor. Çünkü bu fasık Allah'ın diniyle hırap işgiden kızını koluya verip koysak özü de hoşuna da fasıkı verip kızını hayır kıladır. Şunun da fasıkını rivayete kabul kılmıyor. Hadis rivayet ise yok bu fasık değil, zahit gelir. Hadis-i rivayet kılışı bunun hakkı yok. Kur'an-ı Kerim'de etken ki, eğer fasık bir haber getirirse, sinet duruyor dedi. Ab gelse, tohta bu fasık onun başka yerden teşhir edip, başka yerden gerbini kolluyordu, gerb gelse, alamız, bunu sağlayınız, dedi.
deb qabul qilinmaydi. Yana shunga o'xshash ulamolar fosiqni imom bo'lishi durustmi, durustmasmi deyishgan. Ba'zilar bo'lavoradi desa, boshqalar yo'q bo'lmaydi. Ko'rayapsizmi, qancha jazo qatar qo'yadi. Fosiq erkak yoki ayol fosiqa janjal bo'ldi, oilasi buzildi, kichkina bolani kim oladi degan masala bo'lsa fosiqqa berildi. Chunki bu bolani tarbiyasini buzib qo'yiladi. Haqona haqqi yo'q. Kafillikka olish haqqi degan qilingan fosiqni. Ko'rayapsizlarmi? Demak, musulmon mo'minlarning ichida fosiq bo'ladi. Ya'ni Allohni chegarasidan tap topmay chiqib, xijolat bo'lmasdan shu fisq-fisqlarni qiladigan odam deyarli barcha ehtirom mavqelaridan uzoqlashtiradi. Oxiratdagi holini aytib o'tdik. Fosiqlikni zararlari nihoyatda ko'p. Mana odamlarni o'rtasida har xil demak bo'lmag'ul narsalarni tarqalishiga sabab bo'lishi, Allohning g'azabiga sabab bo'lishi, ular hammasi demak fosiqlikdan nafrat qilishga sabab bo'ladigan narsalar. Mo'min musulmon bandalar bu darddan ehtiyot bo'lishlari kerak. Nihoyatda demak o'zlarini hazir tutib fisq deb ataladigan hech bir narsani yaqiniga yo'lamasliklari kerak. Yana mo'min musulmon inson o'zini ehtiyot qilmog'i, qalbini poklash ma'nosida yaqin yo'lamasligi lozim bo'lgan dardlardan bittasi osiylik. Osiylik isyondan olingan, ya'niki toatdan chiqish. Fosiqlik bilan osiylikni orasidagi farq, fosiqlikni aytdikki, man qilingan narsalarni qilishdan bo'ladi. Osiylik buyurilgan buyruqqa bo'ysunmaslikdan bo'ladi. Amrni qilmaslik osiylik bo'ladi. Namoz o'qi desa o'qimasa osiylik. Biror narsani qil degan bo'lsa qilmayapti, amrga bo'ysunmayapti. Ana shu narsa isyon bo'ladi. Mana shu farqni yaxshi bilib olsak, keyin boshqa taraflari hammasi kelaveradi. U ham xuddi fosiqqa o'xshagan, fosiqlikka o'xshagan kichkina katta bo'ladi, bardavom bo'lsa kufrga olib boradi. Alloh o'zi saqlasin. Alloh o'zi saqlasin. Va man ya'sillaha va rasulahu faqad dolla dolalan mubina. Kim Allohga va Allohning rasuliga isyon qilsa, ochib oydin zalolatga ketibdir. Qancha oyatlar, hadislar bor, hammasi osiylikni qoralaydi. Mo'min musulmon banda bu narsani qilmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom duolarida ham shuni aytganlar: Robbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu baynana va bayna ma'asik. Ey Robbimiz, deb javob beryaptilar. Sani o'zingdan qo'rqishdan bir qism berdim, qismat berdim bizga, qo'rqib. O'sha qo'rqinch biz bilan sanga gunoh qilishni orasini to'sib tursin, deydi. Hali o'zi oyatning gunohigani yo'q. Shu gunohni sodir etmay deb javob berish bandi. Rasulullohning duolari bu. Ey Robbimiz, bizga taqsimlab bergin o'zingni xashiyatingdan, qo'rquvingdan, sandan qo'rqishdanki, ana shu qo'rqish biz bilan ma'siyatlaringni orasida to'siq bo'lib tursin, shuni qildirmasin bizga. Ya'ni doimiy ravishda mo'min banda Allohdan tilab yurish kerak ekanda, barobarlari o'zing yordam ber, man senga osiy bo'lib qolmaydi. Ana shu ma'noda demak, biz Allohning qay amri borki, qo'ldan kelganicha bajarmoqqa o'tishimiz kerak. Har bir bajarilmagan amr demak isyon bo'ladi. Katta gunoh bo'ladi. Sharmandachilik bo'ladi. Chunki aynan osiylik
Adam ve Havva'nı cennetten çıkarken nasıl şudur. Aynen asili iblisini Allah'ın lanetine uçlaşıya sebep olan nasıl şudur. Aynen asili Nuh kavmını gark buluşuya sebep olan nasıl şudur. Samud kavmı, Ad kavmı, o'tgan barcha halokatga uchragan qavmlar aynan osiylik tufayli halokatga uchraganlarini unutmasligimiz kerak. Qancha qavm Qur'onda kelib halokatga uchrasa, kimnidir qattiq ovoz quloqlarini yorib, yuraklarini yorib halokatga uchirgan. Lut qavmini Alloh taolo farishtalarini yuborib, yerni ko'tarib urib chappa qilib qo'ygan, yerni ostida qolib ketishgan. Bir qavmni shamol kelib quloqlaridan, burunlaridan, qayerdan kirish bo'lsa kirib, tesh chiqib o'ldirgan. Hammasining sababi osiylikdir. Allohning amriga itoat etmaslik. Bu narsadan Alloh taoloni o'zi saqlasin. Gunoh qilgan kishilar tavbaga yuz tutsinlar deydi ulamolarimiz, mashayxlarimiz. Bunda bir hadis şerifini ham keltiradilar. Ravi aytadilar ki, man Rasulullah Akram aleyhissalatu vesselam'ni 7 marta şu hadisden kayda ekenlerini eşittim dedi. Sizlerden avval utkan kavimlerden bir kifir degen adam var idi. Masiyetini, asillikini tak tokmasdan kılardı. Bir günü o bir ayar bilen gelişti. Unga 60 dinar berdi. Zina qilmoqchi bo'ldi. Xodi qolishganida ayol yig'ladi. Kifl aytdiki, nima yig'layapsan? Men senga zulm qildimmi? Dedi. Ayol yo'q, sen zulm qilmading. Lekin men bu ishni qilmagan edim. Muhtojlikdan shunga majbur bo'layapman, dedi. Shunda haligi kifl aytdiki, sen Allohga isyon qilmaslikni o'rganganmagansan, mana o'rganaman, mana qilayman dedi. Pul senga bemalol ketaverdi dedi. Tavba qildim, Alloh o'zing yordam berdi, ikkinchi marta men isyon qilmaysan dedi. Va o'sha kechasi bo'ldi. Ertalab kelib odamlar qarasa, eshigiga kifrni Alloh mag'firat qildi deb yozilgan. Oysha onamiz aytadilarki, ma'siyatlardan tavba qilinglar. Gunohlardan uzoqda bo'linglar. Allohga yo'liqishda eng go'zal yo'liqish tavba qilib gunohlardan kechirilgan holda yo'liqishdir, deydilar. Ana shu siz bilan biz barchamiz fisq bo'lsin, isyon bo'lsin, Allohga gunoh sodir etishdan ilojini boricha o'zimizni saqlashimiz kerak, boshqalarga ham nasihat qilishimiz kerak. Gapimiz o'tadigan oila a'zolarimiz, bola chaqalarimiz, yori do'st, birodar, qarindosh urug'larni Allohga fosiq bo'lishlikdan, osiy bo'lishlikdan, katta kichik har bir gunohni qilishlikdan saqlashini o'rgatishimiz, xabardor bo'lishimiz kerak. Osiylik, fosiqlik, gunohkorlik faqat oxiratni azobi emas edi. Bu dunyoda ham uni balosi, ofati, kasofati bo'lishi bor. Bu haqiqat. Buni unutmasligimiz kerak. Kasofat ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning mashhur hadislari bor. Ma zahara fil qawmi fahishatun hatta yu'linu anha illa ibtalahum Allahu bit-ta'am aw wal awja'i allati lam takun fi aslafihim allati madu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, qaysi bir qavmda fohishalik tarqasa, zohir bo'lsa, oshkora qiladigan bo'lishib qolsa, albatta va albatta Alloh taolo ularga taomni ulatni yuboradi. Va ota-bobolari o'tganlarni ko'rmagan kasalliklarga giriftor qiladi. Dunyoning tarixida hozir
spitchalik bo'lat bo'lmaydi. Ota-bobolarimiz qon bosimini bilib ichmagan. Qand kasalliganidan umuman ayollarga kelmagan. Oshqozonning suyak kasalliklarini nimaligini tushunishmagan. Hozirgi alvon kasallarni ko'rib qo'yibsizlar. Demak, gunohlar bugungi kunimizga, o'zimizga, jismimizga, oilamizga, jamiyatga, insoniyatga balo ofat kelishiga sabab. Qaysi bir qavm deydilar o'sha hadis davomida payg'ambar alayhissalom tarozidan urib qolishini yo'lga qo'ysa, shunga o'rganib qolsa, ana ularni deydi Alloh subhanahu va taolo bu tarozidan urib qoluvchilarni Alloh taolo azoblashib, demak, ochiqchilik tarqatishi bilan, qurg'oqchilik tarqatishi bilan ma'unatni kam bo'lishi va javrini tarqatishidan jazo etdi. Zakotini bermagan qavmlarni Alloh taolo qahatchilikka, ya'ni yomg'irsizlikka uchratadi. Agar tilsiz hayvonlar va go'dak bolalar bo'lmasa, ularning boshidan bir tomchi ham yomg'ir yog'masin. Bunga o'xshagan hadislar nihoyatda ko'p. Nihoyatda ko'p. O'zimiz ibrat olib, gunohga yaqinlashmasligimiz, ba'zi bir qo'ygan gunohlarimizga tezda tavba qilishimiz, undan achinib, nadomat qilib, ikkinchi qayta unga yaqinlashmaslikka harakat qilishimiz kerak. Gunohlarda ma'naviy ofat bo'lishi, har bir gunoh, qaysi bir gunoh bo'lsa, qalbni mag'lub qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'at wa illa qasat qulubuhum wa saru min al-ghafilin. Qawmlar albatta va albatta jum'alarni huzursiz tark qilishdan to'xtasinlar. Bu masalan ularning qalbini mag'or bostirib qo'yadilardan qilib qo'yadi. Boshqa bir hadisda banda bir og'iz yolg'on gapirsa, qalbiga bitta qora dog' tushadi. Ikkinchi og'iz bilan ikkita bo'ladi. Uchinchisi bilan uchta borib qalbini mog'or bosib qop-qora bo'ladi. Gunohini qilsa, burniga pasha qo'lidan chalik ta'sir qilmay qoladi. Ana shunaqa holatlardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qalbni poklash, ruhni tozalash, axloqni sayqallash borasida ilm o'rganayotgan ekanmiz, eshitayotgan ekanmiz. Bu narsalarga biz juda yaxshi ahamiyat berishimiz kerak. Gunohlardan, xuddi o'tdan, olovdan kuydirib qo'yadigan narsadan hazir bo'lgandek hazir bo'lishimiz kerak. Boshqa kishilarga ham tushuntirishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh axloqlarimiz go'zal bo'ladi. Qalblarimiz pok bo'ladi. Birov bizdan yomonlik ko'rmaydi. Nafaqat insoniyat, balki hayvonlar, nabotot, jamoatlar ham axloqli musulmondan, qalbi pok musulmondan faqat yaxshilik ko'radi. Faqat ezgulik bo'ladi, faqat xayriyat bo'ladi. Inshaalloh barcha yomonliklar, barcha inson nomiga dog' tushiradigan sifatlar oradan qochadi. Hamma narsa pok, azoda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni fisq-u isyondan o'zi asrab, iymon, e'tiqod, yaxshilik, go'zal islomiy axloqlar bilan sifatlanib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Savol: saharlikda uxlab qolishlikning shariatdagi hukmi qanday? Saharlikda uxlab qolishni shariatda hukmi yo'q. Uxlab qolsin degan gap yo'q shu yerda. Demak, ehtiyotsiz olmagan, vaqtini yaxshi yo'lga qo'ymagan ekan, televizorni ko'proq ko'rgan bo'lsa uxlab qoladi.
Saharlikka turish niyati bor odam chorasini, tadbirini ko'radi, uyg'otadigan soatlarini ishga soladi. Buni shariatda qanaqa hukm bor deyishmadi endi. Demak, uxlab qolsa, roza uchun hech qanaqa dahli yo'q. Turadi, niyatini qilib, rozasini tutaveradi. Rozasini tutaveradi, uxlab qolganligi, demak, hech narsa yo'q. Hech narsasi yo'q. Aytmas, uyatmas, gunohmas. Faqat uyg'ongandan keyin saharlikni vaqt chiqib ketgan bo'lsa, niyatini qilib qo'yadi, rozasini oxirigacha tutadi. Savol: uyda turli xil xonaki yoki yovvoyi qushlar boqsa bo'ladimi? Bor, mumkin. O'sha qafasda o'zi turadigan qushlar bo'ladi, boshqa nimasi yo'q. Chiroyidan, ovozidan kishilar huzurlanadi, boshqa bo'ladi. Ularni boqish, asrash yoki ko'paytirib sotishga ulamolar ruxsat berishgan. Bid'at so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi yo'qdan bir narsani yangi paydo qilish va o'sha yangi paydo bo'lgan narsani o'xshashi yo'q bo'lishini anglatadi. Hozirda bir odam bir narsani o'ylab chiqargan bo'lsa, yangitdan, shu o'ylab chiqargan narsasi avvalda yo'q bo'lsa, buni bid'at deyiladi arabchada.